Yani demek ki 5 vakit namaz farz kılınmış. Aziz müminler, bakın Mevlana nasıl anlatıyor namazı. Namaza dururken aldığımız tekbirin adı ne? İftitah tekbiri. Ne demek? Açılış merasimi. Ne açılıyor? Miraç açılıyor. Allahu Ekber. Koyunu kurban ederken Allahu Ekber diyoruz ya, nefsimizi kurban ederek huzura giriyoruz ve Fatiha'yı okumaya başlıyoruz. Bu neyi sembolleştiriyor? Rabbimizin huzurundaki mahkemede, kulum ömrünü nerede geçirdin? Ömür içinde özel önemi olan gençliği nerede geçirdin? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Ne öğrendin? Öğrendiğinle ne iş yaptın? Bu sorulara cevap verememenin mahcubiyeti içerisinde Allahu Ekber diyerek rükua eğiliyor. Sübhane Rabbiyel Azim diyor. Kulum kaldır başını, soruya cevap. Dizlerinde derman kalmamış, ayakta duramıyor. Semiallahu lümen hamide diyerek kalkıyor ama bu sefer de secdeye gidiyor. Sübhane Rabbiyel Ala. Kulum kaldır başını, soruya cevap ver. Secdeden kaldırıyor ama ayağa kalkacak gibi değil. Tekrar ikinci secdeye. Kulum sorularıma cevap. İkinci rekata kalkıyor. O da birinci rekat gibi geçiyor. Sonra tahiyyat. İşte Rabbimiz ile sevgili Peygamberimiz arasındaki selamlaşma. Sonra salli barik. Sonra ya Rab huzurundayım. Huzurundan ayrılmazdan önce senden bir şey daha istiyorum. Eşimle, çocuklarımla güler yüzlü, tatlı dilli, mutlu, meşru bir yaşayış. Sadece dünyada değil ve fil ahirete hasene, sonsuz cennetlerde de eşimle, çocuklarımla beraber eyle, cehennem azabından, ahiret rüsvaylığından koru diyor. Sağ tarafta peygamberler var, onlardan yardım dilemek istiyor. Onlar da diyor ki bizim yardımımız dünyada bizi dinlemekti. Çevir yönünü başka tarafa. Sol tarafta akraba var, eş dost var. Onlar da diyor biz de yardım edecek birini arıyoruz. Tekrar elini Allah'a açıyor. İlk ve son kapı. Namaz müminin miracı. Muhterem müminler, bu geceyi ihya etmek için ulema 12 rekat namazı tavsiye ediyor. Nafile namaz. İkişer rekatta selam vererek 12 rekat namaz ve ayrıca 100 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber demeyi. Yani ama bakın aziz müminler, ilmin son durağı hayranlıktır. Allah'ın iki çeşit kitabı var. Bir Kur'an, iki kainat kitabı. Kendi vücudumuzdan başlayarak kudretini ızhar edip hem ol celil, birliğine bunları kıldığı delil, ebedi varlığının şahidi, dağlar, taşlar, en küçük zerrede Allah'a giden bin yol var. Demek zerreden küreye, karınca midesinden fezaların trafiğine kadar Allah'ın ilmi, kudreti, sanatı vardır. İşte insan bunları fikredince hayranlık duyar. İlmin son durağı hayranlıktır. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Demek bu gece Rabbimin bu ayetlerini fikrederek bunları söylemeliymişim 100 defa. 100 defa da estağfirullah, estağfirullah. Rabbim af diliyorum senden. Ve tûbû ilallâhi cemî'an eyyühel mü'minûne leallekum tüflihûn. Ey müminler, topyekun tevbekâr olun ki mutluluğa erebilesiniz. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime demeliyim. Helekel müsevvifun,
bugünün işini yarına koyanlar helak olmuştur. Hep dur da yapacağım, yarın yapacağım. Mevlana diyor, nice yarınlar geçti yapmadın. Çabuk ömür güneşi ölüm kuyusuna dikildi. Sen hala yapacağım diyerek kendini aldatıyorsun. Demek 100 defa estağfirullah. Rabbimin lütuflarını, nimetlerini gözümün önüne getirmeli ve o nimetler muvacihesinde layık olduğu kulluk görevini yapamamış olmanın mahcubiyeti içerisinde, ey halk içinde ulu olmuş nefsinin kulu, işit ey yaman huylu, tevbeye gel, tevbeye. Sakalına baka bak, kara iken oldu ak, dünya sana kurdu fak. Tevbeye gel, tevbeye. Uça gide can dahi, kuru kala ten dahi, Yunus Emre sen dahi, tevbeye gel, tevbeye. 100 defa da Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ya Rabbi, Peygamberimiz Efendimiz'e, onun yolundan gidenlere salat eyle, selam eyle. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah ve melekleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat ediyor, selam ediyor. Allah'ın ve meleklerin salat ve selam eylediği sevgiliye kalbinizle, ruhunuzla, aile ve genel hayatınızla siz de salat edin, siz de selam edin. Ümmetimden biri bir de o bir günde bir salat gönderirse bir selam, Allah ona 10 defa rahmet eder, 10 hatasını siler, 10 kat derecesini yükseltir. 100 defa selam gönderirse 70'i dünyaya, 70'i ahirete, 30'u da dünyaya ait olmak üzere o kişinin 100 ihtiyacı yerine getirilir. Varlığın sebebi, alemlerin rahmeti, gelmişin ve geleceğin bir tanesi, sevgili Peygamberimiz bize Allah'ı öğreten, başımıza gelecekleri haber veren, gönül huzurunun, aile mutluluğunun yollarını gösteren Peygamberimiz Efendimiz'e demek bu geceyi ihya etmek için 100 selam göndermeliymişiz. Kandiliniz mübarek olsun. Mevla sıhhat ve saadetle nice kandillere yetişmeyi nasip eylesin. Ülkemizin geleneği üzere şimdi ben sözümü kesiyorum. Seçkin hafızlarımız Mevlid ve Aşr-ı Şerifler tilavet edecekler. Onun sonunda da beraberce inşallah dua edeceğiz.